Hazırlar. Tamam. Hadi bakalım. Son ki üç buç buç buçuk beş. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi şimdi geldim nereye? Aha ikinci Bayezid. Sonra YSS. Ya seve seve ya Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerine. Tamam o ayrı. Tamam. Şurayı bir halledelim. Şura başka. Şuna talk show. Tamam. Ders mes para hak getireyen arı. Tamam. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Geldim. İkinci Bayezid. Fatih'in iki tane yakışıklı oğlusu var. Tamam mı? Bunlardan biri Cem, biri de Bayezid'dir. Fatih rahmetli ölmeden önce diyor ki benden sonra başa oğlum Cem geçsin diyor. Ama bak kardeş katlini getiren Fatih başa Cem geçsin diyor. Bize vera gibi bir durum yok abi. İllerine çıkacak. tat kavgası çıkacak tamam. yeniçerinin devşirmenin şeyini alan, e, desteğini alan e, Bayazıt tahta çıktı. Türkmen beylerinin desteğini alan şey de Cem'de kaldı. Çıkamadı. Bak orada da ne var? Türkmen işte devşirme mücadelesi var değil mi? Ama ikinci Bayazıt başa geçti. 2. Bayazıt devri yükselmede duraklamanın yaşandığı dönem diye geçiyor. Pasif durgun dönemdir. Bak yükselmenin padişahlarına bak Fatih Sultan Mehmet değil mi? Arkasından ikinci Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman. Lan Fatih Yavuz Kanuni'nin arada kim var? <laughs> Bayezid var. Niye? İşte durgun pasif dönem. İki sebebi var. Bunun birincisi. bak iki sebep var durgun göç meselesi İşte duraklamada aman yükselmede duraklamanın yaşanması diye iki sebep var. Bir beyazıtın kişiliği. Beyazıt dindar bir padişah. Sofu padişah. Yani işte sefere gitme, hacca git. İşte kılıç çekme, ne bileyim işte tesbih çek tamam. Ok atma, tekbir at. Yani dindar bir ne Padişah. Tamam. Şey dindar. Hatta cenazesi bile iki kere kılınmış. Bak al. Sen seversin böyle şeyleri. Tamam. Yaz Google'a. Cenaze iki kere kılınan, cenazesi iki kere kılınan padişah yaz. ikinci benzet çıkar. Nasıl? O kadar dindar ki o kadar böyle artık böyle nefsini terbiye etmekle uğraşıyor ki tamam mı? Et yememiş uzun yıllar. Bir ara canı böyle bir kelle paça böyle bir böyle bol işkembe sarımsaklı böyle bir çorba çekmiş. Tamam mı? istetmiş. Onu gelmiş önüne böyle bir şey çorba tam kelle paça çorbası tam yiyecekten demiş al nefsim demiş o arada ağzının içinden bir tane şey çıkıyor. Bu gece anlatıyor hikaye bu tamam ağzının içinden bir tane böyle gelincik mi böyle bir, bir, bir tane bir yaratık çıkıyor tamam o çorbayı içmeye diye o arada hemen yandakiler vuruyor öldürüyor bunu tamam işte bak nefsi ağzından çıkıyor tekrar ağzına girmeye kalkacak tamam mı almıyor öldürüyorlar tamam diyor ki bu yaratığı diyor kefenleyin cenaze namazını kılın kaldırın diyor bir o nefsini gömmüş iki kendi cenazesi ha sen seversin hikayeyi cenazesi üç kere kılınan padişah da var kim o Kanuni Sultan Süleyman e, Zigetbar Seferi'ndeyken vefat etti savaş meydanında. Orada bir kılındı. Sonra Oğlu Şehzade geldi, orada kılındı. Bir de İstanbul'a gelindi, Ebu Süt bir daha kıldırdı. Yani sen şimdi bunların peşinde koşuyorsun. Önsevme bunları sana soru olarak getirmez. Yazdıysan da sil. Ama sen şimdi Instagram seversin, sen sosyal medya seversin. Tamam mı? Yaz bakalım bir. De ki, Instagram hikayesini at. De ki, cenazesi iki kere kılınan padişah kimdir? Bak, sen seversin böyle şeyleri. Tamam mı? Yapma, gerek yok. Bletin kafayı karıştırmaya gerek yok. Tamam? Soru tarzı Hikayede anlatıyorum ben sana bunları. Ha, kişiliği dindar. Aa, adam şey görmüş, nefsini görmüş. Dert işinden çok neyle uğraşıyor? Ee, sen söyle. Ee, i̇şte işte dünya işleri değil de din işleri, adet işleri. Onlarla uğraşıyor. Bir de biraderi var Cem Sultan. Cem Fatih diyor ki benden sonra bu geçsin diyor. İki kardeş taht için birbirlerini yediler fakat Bayezid başa geçti. Cem yenildi. Gitti. Gitti kime sığındı? Gitti en büyük düşmanımız Karamanoğulları'na sığındı. Bir bitmedi bu Karamanoğulları da. Karamanoğulları'ndan nereye? Memlükler. Onlar da ayrı düşman. Bakma ol ama ayrı şeyler. Tamam mı? Oradan Rodos'a, Fransa'ya, kötü işte derken, Papa'nın elindeyken öldü. Şimdi Cem Sultan onların elindeyken, bak bir dakika bu olay benim iç meselem değil mi? İç mesele. İç meselem birden tat kavgası kardeşler birbirini yiyor ya iç meselem e birden Karaman Memlük ora bura gidince neye dönüştü? Dış meseleye dönüştü. Aha Osmanlı'da böyle iç meseleyken dış mesele olan bir olay daha var. Ne var? Ne var? Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı Mısır meselesi. Tamam. Kavalalı Mehmet Ali bize isyan etti. İngiliz'i, Fransız'ı, Rus'u derken ortalık karıştı. Denize düşen yılana sarılır muhabbeti. Tamam. Genel kültür olsun bilin. Tamam. Şimdi bu Cem Karamanoğlu'nun falan memnun elindeyken bizim elimiz kolumuz bağlı. Niye? Resmen bakım parası adı altında bunlara haraç ödedik. Niye? Bir orduyla gönderiverseler hadi bir daha tat kavgası, devletin yıkılma tehlikesi geçirme riski var değil mi? İşte o yüzden en son Cem artık kendini ölmek istemiş ama en son Papa'yı da artık Fransa zehirledi mi ne ettiyse Cem vefat ediyor. Allah kahretsin. Yani rahmet eylesin. Al. Şimdi sonra Cem'in ölümünden sonra dönem hızlanıyor. Anlaştık? Bir de bak sana yeni nesil soru. Soru Cem Sultan kime sığınmış olamaz? Cevabı veriyorum. Bizans'a sığınmış olamaz. Niye? Çünkü babaları Fatih Bizans'ı ortadan kaldırdı. Bak yeni nesil mantıkvari sorular. Ortada Bizans diye bir devlet yok artık. Anlaştık bilin. Ama Cem'in ölümünden sonra dönem hızlanıyor. Hemen tek tek bunları halletmeye başlayacağız. O dönem o dönem, sen şimdi magazin tarihçiliğini seversin, bak kağıdı kalem bırak, arkana yaslan, dedikodu işine geliyorsun. İspanya'da tamam bir evlilik yaşandı. Kastilya kraliçesi Isabella ile Isabella seninle yavrum İspanya'ya ben, ben, yok, seninle mezara ben. Gece mi, günün Bildin mi? Kastilya kraliçesi Isabella ile Aragonya, Dükü, Ferdinand. Yavrum benim isimlere bak. Tamam Isabella, Ferdinand. Bunlar evlendiler kilisede. Yemin ettiler. İzoş, Ferdi, Isabella, Ferdinand, Ferdi, Ferdi seviyorum seni dedi ki, bir orada yemin ettiler. Dediler ki Avrupa'da, İspanya'da, İber yarımadasında Hristiyan olmayan unsur ne varsa, Müslüman, Yahudi, Pagan ne bilen ne bunları temizlemeden elim eline, tenin tenine, dudağın dudağıma değmeyecek de Lan gidin gerdeğe gidin. Neymiş de bunlar böyle yemin ettiler. İspanya'da bir katliam başladı. Sadece Müslüman değil. Yahudileri de, Paganları da, Hristiyan olmayan kim varsa hepsini takır takır katletmeye başladılar. O dönem İspanya'da Müslümanlar var. Ta ne zamandan, ta 750'li, 750'li yıllardan bu Kadik Savaşı'yla, Puatya'yla karşıya geçtiler ya. Endülüs Emevileri vardı. Bak anladın mı? Bak Avrupa'ya İslamiyet'i Türkler yaymadı. İspanya'ya da Endülüs Emevileri. Onlar 700 yıldır zaten 700-800 yıldır oradalar idi. Tamam onları katletmeye başladı. İşte biz kendi iç meselemizle uğraşıyoruz diye İspanya misyonlarına yardımı biraz geciktirdik. Sonra Kemal Reis komutasında birkaç gemi buraya gönderildi. Tamam. Kemal Reis Kontos'taki iki gemimine bir şey gönderiliyor. Bu gemilerin bir buçuğuna şeyler bindi. Müslümanlar bindi. Kalan buçuğuna da kimler geldi? Yahudiler geldi. O bölgede yaşayan Yahudiler. Tamam. Seferat diye bir şey duydunuz mu? Beyaz Şükler diyorlar işte. Bunlar. Bu getirdiler işte Batı Anadolu, İzmir civarına falan yerleştirdiler. O Yahudiler geldi. O Yahudiler yanlarında bir de neyi getirdiler? bir de yanlarında matbaayı getirdiler. Yani Osmanlı'ya matbaa 1727'de işte İbrahim Müteferrika Said Efendi diyoruz ya Devri'nde geldi diye. Ondan 200 sene öncesinde matbaa gelmiş. Bunu da sordu. Size değil. Size değil. Tamam. Atandın. 10 yıl çalıştın. Kurumda müdürlük sınavına gireceksin ya. Tamam mı? Kurum müdürlük sınavında sordular. Osmanlı'ya matbaayı getiren azınlık kimdir diye. Rumlar, Ermeniler, Yahudiler belediye diye geldi cevabı ne verdi? Yahudiler verdi. Tamam ama bak bu müdürlük sınav sorusu. Sen ne diyeceksin? Osmanlı'ya matbaa ne zaman geldi? Bundan 200 sene sonra İbrahim Müteferrika e, Said Efendi Gutenberg'in matbaasını getirdiler diyeceksin. Bak ben de sadece tamam mı sizin o sorular değil. 10 yıl sonraki sorularınız da memuriyetinde 10. yılındaki soruları da ABEN'de mevcut. Sen ABEN'i takip et. Tamam mı? benim işim bu. Aha buraya yardım so böyle böyle gönderildi. O seferatlar işte onlar geldi. Geçtim. Beraberinde Venedik'le Sapienze Savaşı. A, i̇sme bak çok seksi. Sapienze Savaşı denen bir savaşta Modon, Koron, Navarin, İnebahtı, Lepanto gibi yerler alındı geçti. Geç. Tamam. Mı? Senlik değil. Tarık bilecek. Ve en önemlisi. Aha Karamanoğulları'na kesin olarak son verildi. Ürtmenim, Yıldırım Bayezid ne oldu? Aldık da elimde tutamıyoruz. Şimdi Karamanoğlu kesin kimle bitti? İkinci bayazıtlan bitti. Finito. Tamam. Ve dönem Cem'in ölümüyle hızlanıyor. Hemen sağa sola gidiliyor. Bak Ay Yıldızlı bir not. Kili ve Akkirman kaleleri alındı. Bunu ÖSYM e kaldırdı. Nerede sordu? LYS4. Şimdiki adıyla AYT. Tamam. Ö, üniversite sınavına girecek liseli gençlere onlara sordu. Kili Akkirman Kalesi'nin özelliği nedir dedi. Buyur. Abem yeter ki zor sormak istesin. Vallahi hiçbirinize kalem dahi oynattırmaz. Özelliği ne? Kırım'la kara bağlantısı sağlar burası. Bak bunu kaldırdı sordu. Bunu özellikle yazıyorum veriyorum ay yıldız çaktım. Niye? Çünkü çıkmış soru ya. Denemelerde falan mutlak surette karşına gelir. Kili Akkirman kalelerinin özelliğine Kırım'la kara bağlantısı sağlandı. Bitti. Bu kadar. Beraberinde Memlüklülerle mücadele edildi. Bak Karamanoğlu'nu halletti. Değil mi? Rodos'a oraya buraya seferler, şeyler yapılıyor. Ee, Venediklerle mücadeleler ediliyor. Bir de Memlüklüler. Zaten eskiden beri bunlarla gıcığız. Değil mi? Fatih devrimleri mesela vardı. Şey meselesi. Hicaz su yolları meselesi. Değil mi? Şimdi bir de Cem Sultan'ı falan konudular ya. Bizimki orduyla beraber girmiş. Memlük topraklarına. Araya Tunus Bey'i giriyor. Tunus Bey diyor ki ya diyor siz ne yapıyorsunuz diyor. Biriniz Osmanlı, İstanbul'un Fatih'i. Biriniz Memlüklü, halifenin koruyucusu. Ya sizin böyle birbiriniz yemeniz papa vallahi zil takmış oynuyor deyince bizimki dindar kimbinden dolayı aldığı yerleri veriyor geriye geliyor. Anladık bilin. Peki beraberinde beraberinde başka ne var orada? Memluklara mücadele. Hah bir de Mebin kitabına geçen sene giren bir şey var. Kanunname-i İhtisabı Bursa. Ayrıntının dibisi. Tamam ne bu? Dünyadaki ilk standart belirleme kanunu. Yani diyor ki ekmek 200 gram olacak, bunun şu kadarı un, bu kadarı buğday, bu kadarı arpa, bu kadarı bir bilmem ne falan olacak diye. Dünyadaki ilk standart belirleme kanunudur. Yani şunu anla. Abim bizim Osmanlı 500 sene öncesinde standartları, kalitede standartizasyonu sağlamış. Altında üretmene müsaade etmiyor. Her şey halk için, millet için. Gördün. Deneme sınavlarında gelir. MEB yeni girdi ya kesin gelir. Ama bir de bu dönem Doğu Anadolu'da bir olay var. Ne var? Şii meselesi var. Şah İsmail. Şiilik propagandası gidiyor. Tamam. Safevi denilen bir devlet çıkıyor. 1502'de mi ne kuruluyor bu devlet? Tamam Safeviler. Bak Safevi devleti Halis Muhlis Türk devletidir. Tamam. Şah İsmail Türktür. Tamam. Resmi dilleri Türkçedir. Ama işte tarihe siyaset karışınca kabul görmüyor. Niye? Şii çünkü. Anadolu'dakilerini Sünni. Al. Nasıl Avrupa'da varsa Katolik, Ortodoks, e, Müslüman alemde de var. Şii, Sünni şeysi. Tamam. Aa, Şah İsmail karıştırmış Doğu Anadolu'yu. Anadolu işte Antalya civarlarında, Oteke bölgesindeki şeyleri tamam mı? Oraları karıştırmış. Ortalık şey çıkıyor. İsyan çıkıyor. Tamam. Gökçay muharebesiyle isyan bastırıldı. Ama isyanı kim bastırdı? Bayezid değil. Bayezid döneminde ordu abim şöyle tamam mı? İki kılıç sallıyor, bir dakika deyip Subhanallah 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 Gel lan diyor, iki kılıç daha sallıyor, bir dakika deyip Allahu Ekber. Lan böyle isyan bastırılır mı? E bastırılmaz anladın ama bunun bir tane oğlu var. Trabzon Sancak Bey'i. Allah! Kim o? Şehzade Selim. Aha Şehzade Selim yanına aldığı askerleriyle beraber bir giriyor er meydanına. Şakada 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 kadar kim isyan ettiyse arzı çıkarırsa. Ulan oğlum adam kardeşini öldürüyor. Bu işte nizam alem için devlet yıkılmasın diye. İsyan eden fark eder mi? Fark etmiyor. Vallahi hiç vallahi şakada şakada. Ama Şehzade Selim Trabzon Sancak Bey'i, Trabzon'un hırçın havası gibi, Trabzon'un Ardeniz'in dalgaları gibi o da böyle ne? Gidik tamam mı? Abi giriyor böyle pşşş. Hallede hallede o arada Yeniçeri'nin dikkatini çekiyor. Tamam biz Yeniçeriler böyle ya Subhanallah 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 Maşallah 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 Şşş bak bir lan bak bir lan şu kim lan şu kim? Hey Şehzade Selim mi? Hey Beyazıt'ın oğlu mu? Lan nasıl lan bunu Beyazıt? Anam Allah adamın kafayı kesti valla bir sürü sürü Bak bir bak bir Beyazıt öldüğünde başa bu mu geçecek ha? Beyazıt ne zaman ölecek demeye başladılar. Yeniçeri'nin radarına Şehzade Selim girdi. Bunun üstüne Osmanlı tarihinde bir ilk gerçekleşti. Normalde baba öldüğünde oğlanlar tat kavgası eder değil mi? Şehzade Selim kardeşleri Ahmet Korkut iplediği bile yok. Babasına karşı Yeniçeri'nin gazıyla niye geçti? Taht kavgasına girişti. Karıştıran o savaşı dediğiniz olay işte. Tamam mı? Şehzade Selim, Yavuzluğun Selim babası Beyazıt'a karşı taht kavgasına girişti ve yapılan savaşı kaybetti. Ama Beyazıt bir şeyi gördüm. Herkes kimi istiyor? Selimi istiyor. Ordu onu istiyor. Şey onu istiyor. Herkes onu istiyor, değil mi? Selimi çağırdı. Bak. Burada bileceğim olay. Şahkulu isyanı Neylen bastırılmış? Gökçe isyanıyla. Yavuz babasına karşı ya neymiş? Karıştıran. Bunları bilme. Bunlar tarih öğretmenliği alan sınav sorusu. Bunlar bana sorulur. Denemede gelir. Umurumda bile değil. Sen de ipleme. Bak bunlar ayrıntı. Genel yapıyı bil yeter sana. Tamam ve ve taht değişikliği. Bunun üzerine şey, şey ikinci Bayazıt oğlu Selim'i çağırdı. Selim gel lan buraya dedi. Tahtım istiyorsun dedi. Allah'ın taht senindir dedi. Ve oğlunu şöyle bir dua beddua karışık bir şeyi çaktı. Oğlum yolun açık. Tamam kılıcın keskin, hazinen dolu, haram yemeyen bir ordun olsun. Lakin ömrün gıt olsun diye dua beddua karışık bir şeyi etti. Bak abim, bak abim. Babanın duası tutar. Anan kızı ki tutmaz. Tamam mı? Anan atar. Aa, ocağı batasınca, yuvası karasınca, boyu devletsinca bilmem, bilmem Bak tutmaz. Niye? Seni emzirdi. Kurban olduğumun O sütten geçmez. Ama, ama bebelakla akla bilmem abdam mille büyüdüysen hapı yuttun. Yani ama babanın duası da bedduası da tutar. Bak ben babam rahmetli Hacı Tırcı Süleyman'ın tamam hayır duasını aldım şeyini aldım. Nasıl? Babam rahmetli dedi ki ben üniversiteyi kazandığım zaman o kadar sevindi ki abim Dumlu Pınar ikinci öğretim. Bak mesela yani hani babamın gözünde ne o? Tamam mı? Harvard, Oxford, Cambridge, Yale öyle yüksek tamam mı? Böyle bir çay demlekti. Anamın Davraz Mahallesi'nde işte bizim evin önünde ıhlamur ağacı vardır. Oraya bir masa koydu. Tamam. Bir böyle bir çay koydu. Gelin buraya. Dedi gelene geçene. Öğretmen çayı için dedi. Oğlum de öğretmen olacak dedi. Şoför Süleyman. Tamam. Oradan gelene geçen Dedim baba niye diyorsun? Öğretmen olacaksın dedi. İnşallah dedi bir gün çok iyi bir öğretmen olacaksın. Memleketin her yerine gideceksin. parmakla gösterilen tarih olacaksın. Millete memlekete tarihi sevdireceksin inşallah oğlum. Ben bunu vereceğim dedi. Baba rahmetli bunu göremeden vefat etti. Babanın hayır duasını aldım. Okulum dereceyle bitti. Türkiye Cumhuriyeti 81 ilinin kıymetli kardeşler 60'ına falan derse seminere bir şeye gittim. Gitmediğim sayılı yer kaldı. Baba rahmetlinin duasını gerçekleştireceğim. O illere de gideceğim. Anladın? Bak baban hayır duasını aldın mı bu iş oluyor. Ben yani Baban öldüyse Allah kanı rahmet eylesin. Ama baban hayattaysa tamam mı git yanına. De ki selamun aleyküm baba lan de. Ne istiyorsun lan? Paramı istiyorsun diyeceksin sana. Bak tepki bu bize Türk erkeği böyle. Çünkü aynı. ben de iki olan babasıyım. Kutlanmış kardeşim ne param istiyorsun? Para lan? Diye tamam Baba yok de. Benim de bir tane tarih öğretmenim vardı. Kafa açık kırık gidik Celal Hoca de. Tamam mı? Sana selamı vardı. Baba ya de. Bir hayır duası et de. Bir irtalım ya de. Bir, bir biz güzel işimize gücümüze bakalım baba de. Bak de böyle yani. Ya baba bak, ben bir atanayım. işe güce başlayayım. Vallahi her ay bin lira para vereyim sana de. Bak. Tamam. baba, Lan. Allah. Allah. Demek ol ha? Ha bin lira. Valla ben vermiyorum sen veriyorsun. Ha der. İçten ihlaslı bir dua eder sana. Bitti gitti yırttın. Tamam. Yani babanın hayır duasını aldığınız zaman bu iş oluyor. Babanın hayır duasını almış bir adam işte karşınızda. Tamam Sizler de alırsınız. inşallah. babanız öldüyse Allah kanı rahmet eylesin. Bugün akşam bir Yasin okuyu vereceğim. Sizin babanızın ruhuna da gönderi vereyim. Tamam ama gidin elini öpün. Hayır duasını alın. O zaman sırtınız yere gelmez. Tamam. Aha ikinci beyazıt bu. Bitti. Şimdi kapat. Bu ders var ya öyle bir olacak ki duygular yoğun. Güleceğiz. Ağlayacağız. Tüyler diken diken. Şaşıracağız. Ümitleneceğiz beklentiye gireceğiz. Şaşıracağız, ağlayacağız, güleceğiz. Değişik bir ruh halinden sonra bırakacağım sizi. Şimdi çağır anneni, babanı, komşunu, kız arkadaşını. Tamam. Let the show begin. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kime geldik? Yavuz Sultan Selim'e. Osmanlı'nın 9 numarası. 36 padişah var. Ben şahsi görüşüm. Benim şahsi görüşüm. 35'i bir yana, Yavuz bir yana. Ben Yavuzcuyum. Benim adamım Yavuz. Tamam. Ama sana sorarlarsa ki kim derlerse sen Fatih de. Tamam. Ben sen o Fatih bak o çok başka bir düzeyde. Tamam ama ben ya, ya benim bu yapıyla karakterle şey uygun. Tamam. Yavuz Sultan Selim 8 yıl tahta kaldı. 8 yıla 80 yıllık işi sığdırdı. Ben Osmanlı sınırlarını iki buçuk kat arttırdı. La kurban mu? Oğul kanunu gibi 46 yıl başta kalaydı. Yemin ediyorum Uranüs, Neptün, Plüton bize bağlı uç beylik olurdu. Güneş bize vergi veririz. İnanmıyor mu? Şimdi dersin sonunda tekrar soracağım sana bu soruyu. Tamam bu ders abim safi hikaye. Ben dedim. şurada iki tane maddeyi bilseniz yeterli. 2021 KPSS e lisans sınavında da sordu. Tamam Dedi ki, döneminde Mısır, Hicaz, Ridaniye alınmıştır. Halifelik Osmanlı'ya gelmiştir. Baharat yolu kontrol altına alınmıştır. Kimdir bu padişah dedi? Yavuz. Bitti. Yani halifelik geldiğinden bilirsiniz ama ben burada çok hikayem var. Bak bunlar inanışla da alakalıdır. İnanırsın, inanmazsın. Tamam mı? Sıkıntı yok. İzlemek izlemek istemiyorsan izlemezsin ama çağır ehbapları. Hadi başlıyor. Saf hikaye anlatacağım size. Yavuz abi. Değişik bir adam. Vallahi vallahi değişik bir adam. Ve Yavuz kafayı nereyle bozdu? Yavuz kafayı doğuyla bozdu. Yavuz devrinde batıya bir tane olay yok. Komple nereye gidiyor? Doğuya gidiyor. Niye? Niye? Bak abi biz Türkler kavimler göçüyle doğudan geldik. Batı yöttürdük mü? Öttürdük. Sonra doğudan Atilla geldi. Avrupa'yı, Papa'yı, Leo'yu öttürdü mü? Öttürdü. Değil mi? Sonra doğudan işte Selçuklu geldi. Avrupa'yı öttürdü mü? Öttürdü. E, sonra doğudan Moğol geldi. Bizi öttürdü mü? Öttürdü. Sonra doğudan Osmanlı geldi. Avrupa'yı öttürdü mü? Öttürdü. Sonra doğudan bir daha Timur geldi. Osmanlı öttürdü mü? Öttürdü. Demek ki doğudan gelen öttürüyor. Asıl tehlike nerede? Batı'da bir numara yok. Asıl tehlike nerede? Doğu'da. Doğuya gideyim dedi. Yavuz nereye sefere gitmiş olamaz? Batı'da bir yer yok. Tamam. Yavuz'un bir amacı vardı. O neyi istiyor? O Türk İslam birliğini istiyordu. Yani bir gün bütün Türklerin, bütün Müslümanların, bütün Türklerin, bütün Müslümanların bir çatı altında birleşmesini istiyordu. Bunu da yapabileceği tek bir yer var. Neresi? Ha, halifelik işte. O halifeyi istiyor. Halife kimde? Abbasi'de. Ulan yani onu kim koruyor? Onu da Memlüklüler koruyor. Anlaştık ve doğuya doğru seferlere gidecek. Şimdi şuraya halledivereyim ondan sonrasında hikayelere saralım. Tamam mesela Çaldıran Savaşı. Tamam. Aa, Safevi İdaleti zaten Şehzadeliğin zamanından şey mi? Gıcık mı? Gıcık ama burada anlatıvereyim bunu. Tamam. Şimdi Şehzade Selim daha Trabzon Sancak Beyiken tamam mı? Duyuyor ki Şah İsmail mükemmel derecede satranç oynarmış. Tamam. Dipbulu, Kasparov, Kasperski, Kaspersky Bunları falan hep ne yapıyormuş? Satrançta yeniyormuş. Demiş ki Şah İsmail tellallar çıkarmış. Demiş ki her kim ki beni satranç oyununda yene ona bin kese altın ihsan eyledim demiş. Bizim Şehzade Selim de çoban kılığında Trabzon'dan çıkıyor geliyor nereye? Safevi ülkesi İran'a o, coğrafya, o coğrafyaya geliyor. Tamam. İki gün üç gün parklarda yatıyor bilmem ne yapıyor. Adını site sıraya yazdırıyor ve en son şey geldiği zaman sıra geldiği zaman tamam mı? Çıkıyor neye? Çoban kılığında Şah İsmail karşısına. Şah İsmail onun Şehzade Selim olduğunu biliyor mu? Bilmiyor. Bak a, a birbirlerini tanımıyorlar. Günümüz gibi Instagram, Twitter bir şey mi var? Kurban oldu mu? Onlar birbirini tanımıyor. Tamam ve hemen 3 hamlede tamam D9, D8 neye bir şey hamleleri var o. O hamleleri yapıyor. Karşı taraf buna önlem almazsa dördüncü hamlede mat olur. Çoban matını bildiniz mi? Çoban matını Şehzade Selim çoban kılığı karşısında Şah İsmail'e uyguluyor. Şah İsmail yenilince kakı veriyor ayağa da Yavuz'un ağzının üstüne bir tane okkalı tokadı çakıyor. Lan hiç şah mat edilir mi diyor. Bak çoban matı şah mat nereden gelmiş anladın mı? Anladın ve bunun üzerine bizimki bir şiir yazıyor. Bak la ya Osmanlı padişahları abim acayip adamlar ya kurban oldum. Bir şiir yazıyor. Edebiyat öğretmenlerim bilir. Vezni Ahin mi? Vezni Aher mi? Ne? Bir şey. İspartalılar Ispartalılar. Hani Ayazman'a da bizim bir soğuk su çeşmemiz bir şeyimiz var ya. Oranın o duvarı sol duvarında yazar. Aynen şöyle. Sanma şahım sen herkesi ol serdar olur, ağyar ah olur, dildar olur, ne bilen ne bilen ne olur diye. Ben abim şiir sevmende şiir bilmende. Bir de ben şiir bilirim. O da kanla yazılmıştır. İstiklal Marşı. Tamam? Ama bu şiirin özelliği şu. Bu şiiri bu şiiri soldan sağa ve yukarıdan aşağı okuduğumda aynı oluyor. Lan adam bir şiir yazıyor sudoku gibi. Kurban oldum. Burada da mesajı vermiş. Sen demiş sandın mı demiş bu demiş dost olur, düşman olur, serdar olur, komutan olur demiş de Şah İsmail anlıyor mu anlamıyor mu? Anlamıyor. Bunun üzerine ama ödül var bin kese altın. Bin kese altın ödül var değil mi? Bunun üzerine bizimki şeyi alıyor. Çayım geldi mi? Yapma ver. Gel ver bakalım. Allah razı olsun. Hah tamam. Bunun üzerine bunun üzerine Yavuz Sultan Selim diyor ki gel diyor. Şahım İsmail İkimiz diyor beraber gidelim. Bunu diyor ikimizin bildiği bir yere gömelim diyor. Tamam ve yükleniyorlar bin kese altın yürümeye başlıyorlar. Şah diyor ki oğlum sen saf mısın diyor. Alıp gitsene. Altını diyor yok. Vakti geldiğinde ben bunu senden alacağım. Sadece sen ve ben bileceğiz diyor. Gidiyorlar saraydan çıkar aşağı yuvalarını Orbakta takip ediyor falan falan derken bir tane söğüt görüyorlar. yani yatık sağa batık bilmem ne. Oradan sırtını dayıyorlar. Kıbleye doğru 30 adım sayıyorlar. Oraya gömüyorlar. Tamam. Ah, al bitti. Sonrasında Şehzade Selim tekrar geriye dönüyor. İşte işte Sayısmal İsmail isyan ediyor. İsyan bastırılıyor falan falan babaya karşı tat kavgasına girişiyor falan hallediyor. Tahta geçiyor değil mi? Şehzade'li zamanından zaten gıcık. O yedi tokadın acısı hala nerede? aklında değil mi? Şimdi Şah İsmail'e karşı bu Şii propagandasına karşı savaş yürütecek. Lakin Şah İsmail lafa geldiğinde var. Lakin savaş meydanında yok. Tamam? kısım onun sesini. Savaş meydanında <laughs> Aha. Aklınızı alırım vallahi. Ha. Tamam? Er meydanında yok. Kaçıyor. O dağlarda oraya 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 işte Şah İsmail'in bir planı var. Tamam. O dağlarda öyle 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 tam Osmanlı Rus yakalayacak şeyi ıı, e, bunlar pırr kayboluyor. Tam dikkat ediyor kayboluyor. En son Yeniçeri tamam asker artık Yavuz'a baş kaldırıyor. Yavuz'un çadırına tüfekle kurşun sıkmışlar. Yavuz Allah cezanı verme. Baban zamanında vallahi öyle şey gibiydik kafamız secdeden kalkmıyor. Hatta sürekli abdest namaz. E senin zamanında Bordo Bereli binbaşıya döndük. Kılıç gibi sürekli ne halindeyiz? Operasyon operasyon halindeyiz. Ne lan bu kurbağa bacağı yılan bilmem ne yemekten lan oğlum Yavuz lan diye bana başlıyor. Yavuz'un işte Şeyh Şe Şe İsmail'in plan oydu. Askeri Yavuz'a karşı şey yaptıracaktı. Bunun üstüne bunun üstüne karşılıklı işte böyle hakaretler bilmem neler var ya tamam bunun üzerine bizimki ne gönderiyor ona? Bir tane elbise gönderiyor. Diyor ki İsmail ya bunu giy kaç ya da bunu giy bekle diyor. Bak ağır hakarettir bu. T seyreden safere çıkmadan önce bir gün mesela bak hep hikaye anlatacağım sana. Tamam Bir gün Yavuz Sultan Selim sarayında otururken İran sarayında Safevilerden ne geliyor? Hediye geliyor. Bir sandık dolusu. Sandık açılıyor. içinden altın, yakut, elmas bilmem ne. Ne ararsan var. Tamam mı? Atlas, kumaşlar, yakutlar, elmaslar mücevherler. Ama derken etrafa pis bir koku yayılıyor. Tamam. Derken durum anlaşılıyor. Şah İsmail sandığın dibine insan dışkısı koymuş o oh shit tamam ah <laughs> koymuş aklı sıra bak ne yapıyor Yavuz'a hakaret ediyor Yavuz benim dünya menla verdiğim değer apoka verdiğim değer kadardır al bunlarla diyor. ödüyor <laughs> delirmiş çıldırmış Herkes demiş düşünsün. Bu edepsizliğe Osmanlı'nın şanını yakışır bir neyde bulunmak lazım. Bir mukabelede bulunmak lazım. Abi Yavuz değişik bir adam ya. Yavuz 8 yıl tahta kalıyor. 16 vezirini idam ettiriyor. Anadolu'da beddua var. Yavuz'a vezir olasın diye. 6 ayda bir oluyor. 6 ayda bir vezir. Gidiyor. Bir tane Sinan Paşası var. Çıkıyor geliyor diyor ki hünkârım biliyorum beni öldüreceksin de hünkârım beni ne zaman öldüreceksin diyor. Verdiği cevaba bak. Sinan yerin adam bulamadım diyor. Bulsa o dakika götürecek böyle bir adam. Herkes diyor düşünsün. Düşünün diyor tamam mı? Düşür, düşün 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 derken buldum diyor. Yavuz gene çözümü buluyor. Hemen ne yapıyor? Hemen bir tane gene aynı altın, yakut, elmas, mücevherler bilmem nelerden bir tane sandık oluşturuluyor. Tamam. Bizim Isparta, Rosense'den de. Buradan Isparta'ya, benim memleketime, gül selam olsun. Gül yağları, gül lokumları, gül esansları, gülün her türlüsü bizde mevcut hamdolsun. olsun. Tamam. Bunlardan böyle bir şey yapılıyor. Bizim o gül lokumundan falan yapılıyor. Tamam. Yavuz bir pusula not yazıyor. Bizim elçi yurt içi kargo ile beraber gönderiyor. Tamam. Gidiyor. Şimdi İran sarayındakiler Osman sarayından hediye geldi deyince herkes böyle. Niye? Ulan biz onlara o gönderdik onlardan bize kalan uzasın burası gelir ne gelecek yani hani diye beklerlerken sandıklar açılıyor etrafa mil mis gibi gül kokusu yayılıyor Allah herkes şaşkın bizim elçi açıyor gül lokumundan bir tane yiyor ulan bekiymiş deyip bir daha yiyor ulan vallahi yiymiş deyip bir tane de zehirli değil mesajını verdikten sonra tek tek ortalıktakinlere davet şey yapıyor ikram ediyor. Herkes şaşkın şaşkın şaşkın. En son Şah İsmail'in huzuruna geliyor. Şahım buyurun lokumdan diyor. Yavuz'un yazdığı notu uzatıyor. Bak Yavuz şunu yazmış. İsmail herkes yediğinden ikram eder. Uf devrin kapağı değil mi? Böyle aha işte er meydanında çıkmayınca da elbise gönderiyor. Ya bunu giy kaç ya bunu giy bekle diyor. Ağır hakaret karşısında Yavuz işte şey Şah İsmail çıkıyor. Er yapılan çaldıran savaşını Osmanlı ordusu çok kısa sürede hallediyor. Geçiyor abim yani çok kısa sürede bitiriyor. Şah İsmail yeniyor ve tüyüyor. Bak burada Osmanlı'nın yenmesinde artık Osmanlı devrin en mükemmel devleti. Askeri olarak tamam mı? Mükemmel neler? güçlüler. O mesela Yavuz'un döktürdüğü toplar vardır. Darbzen. Verir misiniz? Fatih'in şahi balyemezleri geliştiriyor. Darbzen denilen bir top yaptırıyor. Tamam mı? Bunlar işte üç başlıklı oyna başta sıkıyor dönüyor, sıkıyor dönüyor, sıkıyor şarj atıyor falan. Böyle müthiş bir ne var? Teknoloji var. Karşı taraftakilerde yok ki öyle bir teknoloji. Osman hakikaten ne? Çok güçlü. Ve şey yendi. Safevi devletini yendi. Ama Safevi devleti yıkılmadı. Bak Safevi devleti yıkılmadı. Kanuni de uğraşacak. Safevilerle işte Şah Tahmas bilmem ne falan diye onlar uğraşacak. Şah İsmail yenildi tüydü. Şii propagandası bitmedi. Ama kısmen Doğu Anadolu'da bertaraf edildi mi? Bertaraf edildi. Hala da duruyor bak. Doğru mu? Peki Şah İsmail kaçtıktan sonra tamam mı abicim, Hemen gidiyor. Ulan diyor yenildik diyor. Bize diyor ne lazım? Bize diyor para lazım diyor. Tamam mı? Hemen geliyor. Para var. Nerede? Bir yere bir tane çobanla bin kese altın gömdüğüydü. Değil mi? Hemen Yavuz, Zafer'den sonra iki asker diyor ki siz ikiniz gelin lan buraya diyor, Şirinler gelin lan buraya diyor. Tamam mı? Siz ikiniz diyor. Tamam mı? Hayır de mavi giymiş ondan diyorum şirinler diye. Tamam mı? Gelin lan buraya diyor. Gidin diyor. Yunan sarayından diyor, aşağıya doğru gidin diyor. Irmak takip edin diyor. Orada bir tane Söğüt ağacı var. Yan yaratık sola batık. Ona diyor sırtınızı verin. Kıbleye doğru otuz adım sayın. Orada diyor bin kese altın var. Gidin alın gelin diyor. Tamam mı? Nereden biliyor? E kendi gömdüğü. Yani ve şeyde e, iki asker diyor ulan amma attı ha diyor yana attık sola batık falan 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 diyor. Bir bakıyor ulan ulan öyle bir ağaç var. Tamam ağaca sırtlarını dayıyorlar. Böyle doğru atladım, sayıyorlar. Bin kese altın. Nereden bildi? E, kendi koydu işte abi. Bak zamanı geldiğinde alacağım dedi. Ve bunları uzaktan izleyen birisi var. Kim o? Şah İsmail çalların arasından bir bakıyor. Ulan diyor. Şah İsmail de orada anlıyor. Satranç oyununda o kendine şiiri yazanın Şehzade Selim, Yavuz Sultan Selim olduğunu orada anlıyor. Bak nasıl? Müko. Tamam. Sonra devam. Buraya hallettik. Çaldıranla Doğu Anadolu güvenlik altına alındı. Turna daha Savaşı denilen bir savaşla dönüştü de Dulkadir oğullarını aldı ve Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak sağlandı. Çok klise, klise çok klise. Çok klasik, klişe bir bilgi. Tamam. Aha Turna Dağı Savaşı'yla. Osmanlı'nın aldığı ilk beylik Karesioğulları'ydı. Son beylik kim? Dulkadiroğlu. Ama burada bir olay var. Şu. Biliyorsunuz MEP kitabı iki yılda bir güncelleniyor ya kıymetli kardeşler. Tamam mı? MEP kitabı güncellemesinde bir yerde diyordu ki önceki yıllar 2014 15lerde falan tamam mı? Dulkadiroğulları'nın alınmasından sonra Ramazanoğulları da Osmanlı'ya katılınca ATSB sağlandı O zamanlar biz Ramazan diyorduk. Şimdi MEP kitabı ne diyor? Olur. Dulkadir diyor. Yani eğer bir soru görürseniz tamam Ramazan oldu eskidir kaynak. Yeni kitaplar hep Dulkadir diyor. Anlaştık. He mi? He. Takılmayın işte bunlara. Tamam. Yani o muydu o muydu o muydu falan değil. Soru. Anadolu Türk Siyasi Birliği kimin zamanında sağlandı? Yavuz. Bitti. Bu kadar. Sen şunu bekliyorsun. Ya uzun dört üç parça topun adı ne? Darbzen. Bunu sana sormazlar ben. Bunlar bir yarışması. Bir milyonluk soru bunlar. Tamam. Burayı halletti. Sonra bir de burada yazmamış ama şöyle bir sorun da var. Mesela şehzadeler meselesi de var. Ulan adam babasıyla taht kavgasına girişmekten kardeşlerini unuttu ki Sonra sefere geldiğinde hop bir gidiyor bir kardeşini hallediyor. Sonra buraya sefere geldiği zaman hop bir daha birbirine gidiyor. Hallediyor. Şehzadeleri kardeşlerini de halletti. E, babaya karşı tat kavgasına girişti. Osmanlı'da bir ilk gerçekleşti. Ve onun devrinde bir de olay var. Ne var? Bozoklu Celal isyanı. Bak tarihin her yerinde bir ne var? Tarihin her yerinde bir Celal var. Tamam Ama bu Celal kaka Celal. Bu Celal Yozgat'ta tamam Bozoklu o civarda. Tokat o şey köşede tamam mı? Abi. Abi vergilerin ağırlığından dolayı Yavuz ne lan bu vergilerin ağırlığı ne abla ver ver bitmediğiniz bir kurban olduğumu diye vergilerin ağırlığından dolayı isyan etti. Tamam isyan etti. Sonra tam isyan şiddet şekilde bastırıldı. C, E, L, A, L diye ayırdılar. Tamam ama ama aradan bir 50 yıl, 100 yıl geçtikten sonra 1600'lerde gene vergilerin ağırlığından dolayı isyanlar çıktı. İşte o isyanlara duraklamada ne dendi? Celali isyanı dendi. İlki ne zamanmış? İlk Celali isyanı Yavuz'a karşı çıkmış. Tamam işte bunlar soru olarak gelirse gelir. Der ki döneminde döneminde işte Safevilerle mücadele edilmiştir. Tamam işte Anadolu Türk siyasi birliği kesin sağlanmıştır. İlk cenaresyen çıkmıştır. Bak. Yavuz bak noktası bak bu bile bak tarih öğretmenliği sorusu diye de görüyorum ben. Çünkü KPSS lisans sınavında sorduğu soru çok daha başkaydı. Şimdi burayı hallettik. Asıl Yavuz'un amacı yavru kurtlar neresi? Yavuz'un amacı evet resim çekildi. Evet duydun sen de sesi. Tamam. Aha. Yavuz'un amacı bunlar değil. Kardeşler falan değil. Yani Şah İsmail, Şii falan, bu Turna'dan, bunu da Celalmeler bunlar değil. Yavuz neyi istiyor? Yavuz abem doğuda halifeyi istiyor. İslam Türk birliğini istiyor. E halife kimde? Abbasilerde. Kimin korumasında? Memlüklerin korumasında. Şimdi sen öyle elini kolunu ayağını sallaya sallaya halifenin üzerine sefere gidemezsin. Bunun için bir sebep lazım. Değil mi? Bak sebep lazım. Ne lazım? Dinlen Ne lazım? Ne lazım? Bir sebep lazım. Unuttum lan diyeceğim size bakıyorum derken. Allah cezanızı vermeye. Tamam mı? Çayımdan fırtalım. Aha. Çünkü Müslümanın Müslümana kılıç çekmesi dinen haramdır. Tamam Bak din bir sebep lazım. İşte bununla alakalı da hadi hikayeler başlasın. Bununla alakalı da bir rüya hikayesi anlatılır. Tamam Bu Hoca Saadettin Tacüttevarik'te geçer. İsteyen açıp bakabilir. Tamam Aha orada şöyle anlatıyor. Bir gün Yavuz Sultan Selim sarayda geziyor. Üzgün desen değil, kızgın desen değil, neşeli desen değil, sevinçli desen değil. Değişik bir ruh halinde. Tamam. Hasan Paşası var. Can Hasan diye geçer. Çok yakın ona Hasan Paşa'yla. O kadar yakınlar ki artık aşmışlar birbirlerini. Mesela sefere gidecekler tamam mı? Şimdi bunlar İstanbul'da şeyden kayıya biniyorlar. Karşıya Üsküdar'a gelecekler değil mi? Kayıktayken... Bak kayıkta şeyden karşıdan işte Üsküdar'a gelecek değil mi mesela? Tamam. Yavuz'un sorduğu soru. Hasan yumurta sever misin? Cevap severim. Sefere gidiliyor. Tamam mı? İki yıl sonra dönülüyor. Tamam mı? iki yıl sonra dönülüyor. Bu sefer Üsküdar'dan karşıya saraya geçiyorlar. Tamam mı? Yavuz tekrar soruyor. Nasıl? Çok pişmiş hünkârım. Adamların arasındaki ilişkiye bakla iki yıl sonra sorunun cevabı geliyor. Bir gün bir tane şair tamam mı? Yavuz Sultan Selim'e rüyasında görüyor ve ona şey yazıyor şiir yazıyor. Rüyasında şiir yazmış adam. Sabah kalkmış da kağıda almış. Çıkıyor geliyor böyle 20 beyt. Ağır, ağdalı, Arapça, Farsça bilmem nece bir sürü bir şey tamam mı? Çıkıyor onu Yavuz'un huzurunda. Hünkarım sizi dün rüyamda gördüm ve size bir şiir yazdım diye tamam mı? Şiiri tak okuyor. Yavuz Sultan Selim kalkı veriyor ayağa. Breden siz sen bizim şiirimize nasıl kendimizim dersin diye adam okudu 20 beyt şiiri takır takır takılmadan okuyor. İnanmaz mısın diyor. Hasan sen doku. Benim şiirimi deyince Hasan da okuyor diyor. Şair <laughs> ben o rüyamda gördüm yaz dediğim hünkârım deyince Yavuz korkma lan diyor. Korkma. Ben bir duyduğumu ilkinde Hasan ikincisinde anca ezberler diyor. Adamlardaki şeye ya bak kurban oldum ya yani ve seferden dönülecek. Tamam gece şeyde Anadolu civarında orduyu bekletiyor. Niye? E karşıya geçtiği zaman şimdi çok büyük bir kalabalık bunları bekliyor ya tamam mı? Bak mesela Arjantin Dünya Kupasını aldı, milyonlarca adam gitti. Arjantin takımı çıkamadı da helikopterlerle gittiler ya. E bunlar da aynı tamam mı? Böyle hani sıkıntı olmasın, ordu gurur, ego, artistlik bilmem ne yapmasın diye gece millet uyurken giriyor şehre. Bak bu kadar da şey bir adam. Değişik bir adam işte. Sarayda böyle dolaşıyor. Yavuz bu başka çok anlatacağım ben sana. Dur da. Yavuz böyle dolanıyor. Sarı içinde. Hasan! Hasan! Hans! Neredesin lan? Diye bağırıyor tamam Hasan Paşa nerede? Can Hasan Paşa. Tamam. Has bahçede eline hortum almış çiçekleri suluyor. Böyle fiş fiş. Tamam. Böyle iken hemen geliyor bostancılar, saray muhafızları. Diyorlar ki Hasan Paşa, Hasan Paşa. <laughs> Hünkârımız seni çağırıyor diyor. Bak Osmanlı'da seni padişah çağırıyorsa bunun iki sebebi vardır. Bir... Ya rütbe tel tatip edecektir, ödüllendirecektir ya da iki öldürecektir. Yavuz çağırıyorsa tek sebep var öldürecektir. Tamam mı? Bizim ne? Tüm mı çağırıyor? Al şortumu diyor. Hemen ağza, burna, yüzüne, kollar abdesti tazeliyor. Yavuz'un huzuruna geliyor. Yavuz arkası dönük. Tamam mı? <laughs> deyince Yavuz şöyle bir dönüyor. <laughs> Bırasan Paşa. Dün gece ne rüyası gördün diyor. Tamam. Bunun üzerine Hasan Paşa. Ben dün gece rüyamda, seni gördüm bir anda. İçin fesat. için için. Bak böyle değil. Bunun üzerine Hasan Paşa da diyor ki ya hünkârım diyor ya. Vallahi diyor Ulan içinden de sövüyor tamam mı aslında? Ne diyor biliyor musun? Ulan diyor rüya gördüm görmediğim diye sadrazam mı öldürdü? sen adam gibi sebep diyor Ulan rüya gördün diye sadrazam mı öldürdü? Ulan falan diye böyle düşünürken tamam mı? RASAN Ne rüyası gördün? Deyince -hı, hı, hünkârım e, sayenizde Doğu politikasını hallettik. Çaldıranlar işte Şii işte, çözdük. Tamam. Turnadağlı ATSB'yi sağladık. E, Bozok Kucaları da hallettik. E, kardeşlerimiz hallettik. Ben vallahi hiç rüya neyin görmedim. Valla fosur fosur uyudum. Böyle rahat Rahat, rahat uyudum deyince kalkı vermiş de ayağa tamam mı? Bir koca gece devirdin yattın da ne rüya görmedin diye bunun ağzının üstüne iki tane dolaya dolayı vermiş. Dolaya dolayı vermiş. Dolayı hırsına alamayınca bununla dolaya dolayı vermiş. Do vermiş. Yıkıl karşımdan demiş. Tamam. Bizimki kovuluyor. Çıkıyor sarayın dışının 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 dışına. Ne bilen netliminin Yavuz'u. Ulan rüya gördün görmedin diye sadrazam diyor ama uzakta söylüyor. Yakından yemez tamam. Ertesi gün gene Yavuz fellik fellik Hasan arıyor. Hasan gel lan buraya diyor. Dün gece diyor ne rüyası gördün? Hünkârım görmedim deyince gün patçat dayağı yemiş. Üçüncü gün gene aynı. Hans Hasan neredesin lan? Deyince Hasan ne rüyası gördün? Hünkârım ne rüyası korkudan uyuyamıyorum hünkârım demiş. Lan 4-5 gün bir hafta bunu dövmüş böyle. Tamam mı? Bir hafta sonra bizimkinin kafa göz sarılmış <laughs> tamam mı? İşte bu sade kapısı. Sarı Yaman dışındaki kapıya. Oraya kadar geldi. Orada fiu 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 yavuza böyle yedirdikten sonra tamam bir bakıyor ki kapıcı Hasan A. Kapının kenarında böyle kola tamamı şey gibi böyle Mbappe gibi böyle karşıya bakıyor tamam mı? Bunun yanına geliyor diyor ki ya diyor adaşım Hasan A. Ben gibi Yavuz'a vezir misin? Ağzın burnun böyle otobüs çarpmış gibi gar revan içinde T500'e binmiş gibi gar revan içinde geziyorum. Ne derdin var deyince kapıcı Hasan'a ha paşam sen miydin? Paşam kusura bakma. Üf, dalmışım biraz. Dün gece bir rüya gördüm onun etkisindeyim diyor. Rüya lafını duyunca Hasan Paşa'nın kulak dikiliyor. Ulan ne rüyası? Ben rüya haltına bir haftadır bir araba ayak yedim. Ne rüyası lan diyor. Anlat bakayım şunu deyince Kapıcı Hasan A adayı anlatmaya başlıyor. Diyor ki, Paşam diyor ben dün gece rüyamda uyuyordum. Bak rüyasında uyuyormuş, tamam. Birden güm, güm 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 kapı çalmaya başladı. Rüyamda uyandım diyor. Bir baktım kapının altından böyle beyaz bir ışık yüzmesi geliyor. Gittim kapıyı açtım. Birden içeriye ışık doldu. Gözüm kamaştı. Geriye doğru kaçtım diyor. Sonra içeriye ellerinde La ilahe illallah Muhammedin Resulullah sancağıyla dört tane iri, heybetli, aksakallı, aksarıklı dört nurani zat içeriye girdiler diyor. Ve elinde sancağı tutan sancağı yere vurdu ve bana dedi ki kalk git efendini uyandır. Haremeyinin hizmeti efendine görüldü dedi diyor. Ben korktum sordum siz kimsiniz diye Elinde sancağı tutan tekrar yere vurdu. Kalk git efendini uyandır. Harimeyni hizmeti efendine görüldü. Bu Eba Bekri Sıddık. Bu Ömer bin Adil. Hatta bunun oğlu Ömer. Bu Osman'ı zündüreyim ve ben Eba Talip bin Ali. Kalk git efendini uyandır. Harimeyni hizmeti efendine görüldü deyip ortadan kayboldular diyor. ben de ganter içinde uyandım o vakit bu vakittir rüyanın etkisindeyim diyor. Sadrazam Hasan Paşa kapıcı Hasan Ağa'yı tuttuğuyla Yavuz'un huzuruna çıkıyor. Hünkârım rüyayı bu Hasan kulun görmedi ama bu Hasan kulun gördü diyor. Şimdi rüya şu gelen dört kişi dört halife. Dört halife. Haremeyn'in hizmetini, Haremeyn Mekke olduğu yer, kutsal topraklar, Hicaz bölgesi oradaki görevi kime veriyor? Yavuz'a veriyor. Şimdi işin ilginç tarafı şu. Yavuz, Yavuz böyle bir rüyanın görüleceğini biliyor. Hasan adında birinin göreceğini diyor. Yavuz nereden biliyor yala? Aynı rüyayı Yavuz da gördü. Ona da dediler ki Hasan'a tasdik ettir, seferine çık dendi. Yavuz Hasan'ları tutturamamış. Sadrazam Hasan sanırken kapıcı Hasan çıkıyor. Bak anladın ve bu rüya hikayesi üzerine nereye gidildi sefere? Hoca Saadet'in Tacü Tevarih'te geçer. Tamam Bunun üzerine Osmanlı ordusu başlıyor yürüyüşe. Tamam Önde Yavuz, arkada ordu gidiyoruz. Gidiyoruz, yürüyoruz da nereye gidiyoruz bilen var mı? Yok. Hemen Sinan Paşa geliyor. Hünkârım sefere gidiyoruz da nereye gidiyoruz hünkârım diyor tamam mı? Sinan diyor ki Sinan yaklaş sır bilir misin diyor. Evet hünkârım bilirim bana görebilirsin diyor tamam mı? Sinan yaklaş diyor. İyi ben de bilirim. Yürü diyor. Kimseye söylemiyor ordu gidiyor ama nereye gittiğini bilen yok. Yürü 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 yürü. Şurada Doğu Anadolu'ya geldikleri zaman tamam şeyde Orta Anadolu'ya falan geldikleri zaman bir yerde bir tane çoban. Allah dostu elde ortadan bir adam. Bak bir kere, bir kere vereceğim sana. Tamam. Elde ortadan bir adam. Bakıyor ki koca Osmanlı ordusu geliyor. Yavuz'un önüne atıyor kendini. Hünkârım diyor. Sefere gidiyorsun diyor. Asakiri Muhammediye. Bunlar diyor açtır diyor. Benim diyor iki tane koyunum var. Onları diyor keseyim de onları pişireyim. Onları yemek edeyim size diyor. Biraz senin iki koyunun yeter mi koca orduya? Yeter Allah'ın izniyle. Rabbim bu izin verirse yeter hünkârım diyor. Ama tek bir şartım var. Askerler diyor etleri yedikten sonra kemikleri kırmasınlar diyor. Tamam kemikleri şuraya biriktirsinler diyor. Ve bunun üzerine iki koyun kesiliyor, kazanlara dolduruluyor, etler pişiyor, askerin bir kısmı yiyor, kemikler geliyor, tekrar konuluyor, et oluyor, tekrar pişiyor, tekrar yeniliyor, tekrar kemik geliyor, geliyor hop, koca ordu duyuyor. Ulan iki tane koyun halen daha da ne? kazanlar kaynıyor. Tamam mı? En son ordu da yedikten sonra kemikler bir araya getiriliyor iki koyun gene canlanıyor tamam ama bir koyunun biri hafif topallayarak gidiyor Yavuz soruyor bunun neyi var diyor hünkârım diyor bir kemik diyor eksik o yüzden topallar diyor Yavuz eteğinin altından bir tane aşık kemiği çıkarıyor bak bunlar hep benimle alakalı inançla alakalı anladın mı ordu ilerliyor yoluna devam ediyor nereye geliyor Kayseri civarında Gesi bağlarına geliyor. Tamam orada oradan geçecek ama bağlar, üzümler tamam mı? Bunun üzerine şey diyor ki, e, Yavuz diyor ki bağa zarar vermeyin. Kimse de diyor oradan hiçbir şey ellemesin diyor. Her geçen de diyor toprağa kılıcını bir kere soksun çıkarsın diyor tamam. Lan yüz bin kişilik ordu bağdan geçiyor tamam mı? Ne olur bağ? Taran olur değil mi? 100 bin kişilik orduyu sağa çektiriyor. Yavuz tamamı dörtlüleri yaktırıyor. Herkesin ağzını şimdi heybesin ormasına torbasına baktırıyor. Bağı tek tek kontrol ettiriyor. Abim, yüz binlerce kişilik ordudan bir tanesi harama el uzatmaz mı ya? Bir tanesi bir üzüm dalı koparmaz mı? Bir tanesi bir ağacın dalını bir şey aslan dalını kırmaz mı? Kimse ellememiş. Kimse ellememiş bunun üzerine Yavuz Sultan Selim tamam mı ellerini açıyor, ellerini açıyor diyor ki Ya Rabbel Alemin sen bana haram yemeyen bir ordu verdin bak babanın dualar tutuyor işte haram yemeyen ordu ben bu orduyla dünyaları dize getiririm Ya Rabbel Alemin ilahi kelimetullah senin kelamını dünyaya yayarım nizamı alem bununla uğraşırım Ya Rabbel Alemin hamdolsun diyor gidiyor bir salkım üzüm koparıyor yerine bir kese altın bağlıyor ondan gören üst düzey devlet ricali de öyle onlar onlar da aynı şekilde. Onlar da bir altın al şey bir üzüm alıyor, bir altın atıyor falan. Bak düşünsene ya. Bağın sahibi Aram Osmanlı ordusu geçtik etti bağlar ah. bir geliyor bir bakıyor Her her yerine. Golden cevileri, Diamond her yer. Al bu acayip bir şey ya. Yani haram yemeyen yani. ordu. Bak babanın duaları tutuyor. Yavuz böyle bir adam. Ama Yavuz'un şiir şairane yönü de var. Yani az önce anlattığım hikaye gibi. Şiş, i̇şte saray şairi var bir tane. Vehbi. Vehbi. Müthiş bir ne? Şair. Tamam mı? Bir gün Yavuz buna kızmış mı ne? Tamam mı? Bu şair şembelek kısmı da böyle biraz şey olur ya böyle küsmüş Yavuz'a. Tamam ulan demiş bu beni öldürür. En istemiş bu beni öldürmeden ben demiş yarın aklından bir yere düşerim beni demiş. Keser bu. Ben demiş kaçen tüyen gidelim. Tamam mı? Nereye gideyim? Nereye gideyim? Du Duymuş böyle Van valisi mi Van müftüsü mü ne? Tamam Böyle şiiri şairi bilmem neyi pek severmiş. Ulan demiş oraya gideyim. Tamam mı? Elde olacak? Satmış savuşturmuş tüymüş. Tamam. Çıkmış gelmiş İstanbul'dan Van'daki müftünün yanına. Selamun aleyküm aleyküm selam. Ben demiş Vehbi. Saray şairiyim. hoş geldiniz. Biliriz eserlerinizi okuruz falan falan. Ya böyle bana Yavuz bana yan baktı. Ben de korktum. Canım da attı da kaçtım. Demiş beni demiş hizmetini al. Para pul istemez. Maaş istemez. Bana kalacak yer ver. Tamam mı? Bütün kağıt kürek okur yazarım. Bütün kağıt kürek işlerini ben halledeyim demiş. Tamam mı? Müftü düşünmüş, ulan demiş, iyi demiş, bedava eleman. Çalışacak, tamam yanımızın altında dostluk, muhabbet de ederiz. Sarayda anlatır bize, tamam demiş, tamam. Beni demiş ama gönderme İstanbul'a demiş. Tamam, aradan bir üç ay, beş ay, 6 ay neyse vakit geçiyor. Tamam mı? Ulan Yavuz dolanırken diyor ki, la bizim Vehbi nerede diyor. Saray şairi Vehbi. Nerede la diyor, tamam mı? Bulun diyor, la bulun da. Nerede adam firar tüydü, nerede bulacağım? Tamam, aklına düşmüş, bulun demiş. İşte ya... Ben hünkârım. Vehbi arazi. Vehbi firar. Vehbi kaçtı. Nerede bilmiyoruz. Ne yapacağız? İşte danışmanlar orada devreye giriyor. Diyor ki hünkârım diyor. Vehbi diyor arazi olmuş diyor. Bir yere kaçmış belli. Yani ama diyor biz şimdi diyor bunu diyor aramaya kalksak diyor bulamayız. O mağarın iyice dibinin dibine dibine kaçar. Bu diyor. Hünkârım diyor şöyle bir şey yapsak. Siz bir mısra yazsanız ödüllü. Bin altın ödüllü mesela. Bin kese altın ödüllü. Bir mısra yazsanız. Tamam Altını da uygun şekilde doldurana bin altın vereceğim deseniz vehbi bu öküzün boynuzun dibine de girmiş olsa bu dayanamaz, kaçırmaz, yarışmaya katılır. Siz de onu tanır bulursunuz demiş. Ha demiş Yavuz. Hakikaten demiş iyi düşündün demiş tamam. Yatırın demiş kağıt kalem. Geliyor kağıt kalem tamam mı? Yavuz bir satır yazıyor. Tamam. Tellallar çıkıyor ülkenin tamamına. İşte bu satırı altını uygun şekilde doldurana, sultanımızdan bin kese altın ihsan ola. Hediyedir diye tamam mı? Her yere Van'da da bunu duyuyor. E şimdi Van müftüsü de şiir şair falan seviyor ya. Van müftüste yazıyor bir mısra gösteriyor Vehbi'ye. Vehbi'ye diyor ki Vehbi efendi sultanımız diyor böyle bir şey söylemiş. Bin altın ödüllü ediyor şunu diyor bir bak bakalım. Nasıl diyor? Vehbi bakıyor mısraya mısra. Mısır tırt. olmaz. Tamam mı? Şimdi olmaz da dem demez. Niye adam seni korudu, kolladı, yemek verdi, aş verdi, kalacak yer verdi, tamam mı? Ya bunun şurasını şöyle etsek, şöyle etsek, böyle etsek falan falan derken sen oluyor şiir Mısır'a Vehbi'nin Mısır'a. Van müftüsü adıyla gönderiliyor nereye? İstanbul'a. Aradan 3 ay geçiyor. Tamam yarışma sona erdi. Tamam 200 kadar şiir cevap tamam ki o dönem abim bu edebiyat öğretmenlerim beni daha iyi biliyor o Yavuz buradan sonra kanuna geçiyoruz bütün o dört harflilerin baki maki falan hepsinin olduğu dönem galiba yanlışsam düzeltin tamam müthiş şairlerin o dönem tepeçilerin hepsi bu dönemde yani müthiş şairler var tamam 200 tane şiir gidiyor şeye <laughs> İstanbul'a tek kişilik bir jüri bir bardak çay tamam Yavuz okumaya başlıyor bu değil bu da değil. Bu hiç değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu. Diyor. 200 şiirin arasından saray şairinin şeyini buluyor. Şiirini buluyor. Tamam. Hemen Van Müftüsü'ne bir mektup. Sayın Van Müftüsü, şiir yarışmasını siz kazandınız. Bin kese altını size gönderiyoruz. Siz de yanınızdakini İstanbul'a gönderin diyor. Yavrum benim be. Bir padişah düşün. Bir padişah düşün. Bir mısrasından şairini tanıyor. Yüzlerce şairin şiirin içinde. Tamam. Bir şair düşün. Bir mısrasıyla kendini şu padişahına tanıtıyor. Ulan bu adamlar ne yiyip ne içiyordu kurban oldum. La yaşadım ben. Ben o dönem bir tımarlı siparişi olaydım Allah'ın maksadına. Allah, Sparta beyler Beylerbeyliğinde ben olaydım oralarda ah. Değil mi? Yazdığı Mısra şu. Demiş ki Yavuz. Ee, neydi lan Mısra'yı unuttum. Dur bakayım neydi? Ee, bütün dünya benim olsa gamım gitmez. Nedendir? Bu. Soru. Ya bütün her şey benim olsa da derdim tasam bitmiyor. Kardeş bu ne bunun sebebi diye sormuş. Bütün dünya benim olsa, bütün bütün cihan benim olsa gamım gitmez. Nedendir bu? Cevap. Vehbiden gelen ezelden beri gam turabıyla yoğrulmuş bedendir bu. Türkçe meali. Hünkârım bu dünya gelip geçici. Bu dünyanın lezzetlerini boş ver. Asıl kalıcı olan neresi? Ötenki taraf diyor. Anlam yoğunluğuna bak. Soruya bak, cevaba bak kurban oldum mu yani. İşte acayip bir şey ya. Böyle Yavuz. Ve Yavuz şimdi bak böyle gözünüzde şimdi deyince tamam mı? Anlattım ya Yavuz'u. Gözünüzde nasıl bir adam canlanıyor? Böyle Kenan İmirzacili oğlu abey gibi değil mi? Burak Özçivitçi biraderim gibi değil mi? Böyle işte Behlül yengesine yazar gibi böyle değil mi? Zerre alakası yok. Kısa boylu tıknaz öyle bir adammış böyle sağ sakalı seyrek bilmem bıyığı az öyle bir adammış Yavuz. Yani gözümüze canlanan da gerçekteki hiç alakası bilem yok yani hani. Ve bir de şey de var. Aşk hayatı. Sen seversin bak sen magazin tarih seversin sen. Sen kurban oldun mu sen? Tamam. Yavuz'un yatak hizmetine bakan bir Türkmen ahu gözlü kız var. Bak yatak deyince öyle değil. Tamam mı? Öyle değil. Yavuz'un işte şey gibi housemate, housekeeping diyor ya hani Böyle yatağını, yorganını topluyor. Çarşafını, odasını temizliyor falan. Böyle bir kız kız tamam ahu gözü Türkmen kızı Yavuz'a aşık gönül bu işte konuyor böyle hani Yavuz deyince de böyle şey bir adam yani hani böyle yani normal şey bir adam tamam kız aşık ama bu aşk mümkün değil Bihter'le Behlül kavuşur tamam mı işte Sadilen Songül işte onlar kavuşur tamam mı ulan herkes bir araya gelir fakat bunlar bir araya gelemez tamam mı bu ama kız kız çok seviyor Aşkından, narından yanmış, kavrulmuş, gitmiş tamam mı? Kız bütün gün böyle artık düşünüyor, düşünüyor diyor ki ulen diyor. En azından diyor sevdiğimi bari söyleyeyim. Ne yapar? En fazla öldürürler diyor. Zaten onsuz yaşamak ölüm. Öyle öleceğime böyle öleyim daha iyi diyor. Ve kız Yavuz'un odasını topladıktan sonra tamam Yavuz'a bir tane not yazıyor. Diyor ki diyor ki derdi olan neylesin? yazmış. Yastığın altına atıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Tarihin ilk tweet'i çıktı mı? Çıktı. Aha ilk tweet kimdeymiş? Yavuz'daymış. Yavuz'a gelmiş. Tamam mı? Derdi olan neylesin? Yavuz Sultan Selim de gece geliyor. Yatıyor şimdi. Abi Onun kafada bir milyon tane tilki dolanıyor. Bu bir sürü savaş gidilecek, oraya gidilecek falan. Rüya görüntü falan filan bir bakıyor. Anam kağıt var. <laughs> diyor. Rüya emir geldikten sonra yazılı pdf emir de geldi Allah'ım diyor. Tamam mı? Açıyor bir bakıyor. Ha derdi olan neylesin? Hmm. Yavuz radarından kaçar mı? Kesinlikle kaçmaz anladın mı? Yavuz parkında al kızın tamam mı? Hemen altına yazıyor. Derdi olan neylesin? Çekinmesin, söylesin. Yazıp kağıdı kapatıyor. Yastığın altına atıyor. Tarihin ilk retfiti de böyle oluyor işte. Anlaştık aha aşağıya attı. Kapattı. Ertesi gün kız ölecek kalbi pır pır ediyor. La yaptığı iş büyük cesaret ister. Sen ki bir hizmetçi kız okuyu koskoca cihan padişahı. Len adamı gıtır gıtır ne ederler? Yedi göbek sülaleni keserler. Ya uzundan çıktıktan sonra kız ha, öyle bekliyor ki pıtı pıtı, pıtı 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 hemen koşturuyor geliyor tamam mı yastığı kaldırıyor bakıyor. Uf ya okumamış ya görmemiş ya tweet boşa gitti ya derken kağıdı açtığında kızın o minicik kalbi duracak Allah cihan padişahı ona cevap yazmış. Derdi olan neylesin? Çekinmesin, söylesin demiş. Hemen klasik Türk kızı tripleri. <gülüyor> 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 Salak seni. <laughs> Bakayım çevrimi. <laughs> tamam. Hemen altına yazmış. Tamam mı? Ya çok korkuyorsa neylesin? Yazmış. 60 yastığın altına. Bunlar bildiğin mesajlaşıyor yani. Hani bunlar yazışıyor. Yani hani tamam. Yavuz da divan toplantısından çıkıyor. Siz diyor geçin diyor ben gelirim diyor. Tamam mı? Odaya gidiyor. Bir bakıyor. Ya çok korkuyorsa neylesin? Hiç korkmasın. Çıksın. Sevdiğini söylesin. Deyip atıyor yastığın altına. Aradan 3-4 gün geçtikten sonra kız bütün cesaretini, bütün her şeyini topluyor ve Yavuz'u bekliyor köşelerden. Tam çıkarken çıkacak karşısına Selim seni seviyorum lan diyecek. En fazla öldürürler. Tamam mı? Ulan aşk acısı çekip öleceğine gerçekten ölsün daha iyi. Değil mi? Kız tam bekliyor, bekliyor, bekliyor. Yavuz oradan çıkarken tamam mı? Divan Topansı'na mı girecek? Divan Topansı'na girecek. Tamam tam girerken orada kız bir adım öne çıkıyor. Tamam Selim diyor. Yavuz Sultan Selim. Raconlu dönüşüyle, Türk Jön dönüşüyle dönüp kızla göz göze geldiğinde kız Selim seni seviyorum deyip orada ruhunu teslim ediyor. Ölüyor kız. Tamam. Hemen bir geliyor Yavuz bir bakıyor. Eks. Nabız yok. Tamam mı? Hemen vezirler diyor. Hı? diyor Vallahi kıza baktı diyor. Kız öldü diyor. Benim beş ay oldu diyor. Ben de gideceğim falan derken tamam mı? Yavuz geliyor. Bakıyor ki anlıyor. Notu yazan bu kız o kız. Divan toplantısı iptal. Yavuz kızı kucağına aldığıyla götürüyor. Bütün yıkama bilmem ne cenaze işlemlerini hallettikten sonra kendi elleriyle kızı defnediyor ve saraya geri dönüyor. Saraya geri dönüyor ama yorgun, bitkin, tükenmiş halde. Gözleri benim gözler gibi olmuş. Işık altında artık gitmiş gümbürtüye. Tamam. Böyle geliyor ve hemen bizim müzevir vezirler soruyorlar. Peçete vereyim bir tane tamam. Bayram. Gözüme bir şey gitti lan. Hemen bizim müzevir vezirler soruyor. Tamam. Hünkoş! Şşt, ne iş lan diyor? Ne ayak lan o Sen o hizmetçi bir kız sen oğlum? Ne ayak ne, ne oldu falan falan deyince. Susun susun, lan! Susun diyor. Tamam mı? Susun diyor. Yani... İşte o kız gerçek aşka erenlerdendi diyor. Gerçek aşık maşuğunun gözünün içine baktığında ruhunu teslim edecek kadar çok sevendir. O kız aşkın narıyla, o kız aşkın koruyla yanmış. Çok sevmiş be, içi yanmış o kadar çok sevmiş diyor. Ve Yavuz o kıza bir şiir yazıyor şiir bilmem ama bir kere söyleyivereceğim sana. Tamam mı? Merdümü dîdeme guy zebun etti beni felek. Ne bilen ne bilen netti beni kelek. Şiirler pençeyi kahrımda olur kelerzan bir gözleri ahuya zebun etti beni felek diye bir şiir yazıyor. Şimdi ben şiir bilmem de sen bakma ben bilirim her altı ben. Tamam Aha. Yani diyor ki ben Yavuz Sultan Selim aslanları elimde parçalarken, dünyayı yuttururken, kılıcımla koştururken o ahu gözlü kız beni böyle maymun etti diye bir şiir yazıyor. İşte Allah da size böyle sevenini nasip etsin. Sizi o kadar çok sevsin ki ruhunu teslim edecek kadar çok sevsin. Ama ölmesin. Nefes alsın yeter. Bir de zengin olsun değil mi? Ondan dolayı yeter. Değil değil lan. Allah iyilerle karşılaştırsın. Bak önce iş. Sonra kim o eş diyen Kim o eş diyen Yokluğu var belletme. Sus Allah cezanı vermeye. Önce iş sonra aş. Sonra ekiş sonra öğrenim kredisi borcunun temizlenmesi, ev, araba, sonra eş. Tamam Hemen atlamam öyle eş diye. Tamam Günümüz ekonomik şartları malum. Değil mi? var, nereden nereye lan? Ulan acıklı kız hikayesi valla şiire de bak. Merdüğü mü deme bu yüze bu etti beni felek. Yazın gönderin valla müthiş hikayedir. Tamam Ve beraberinde dur. Nerede kaldı bizim ordu neredeydi? Ordu Gayseri bağlar. O civarda tamam mı? Ordu yürüyor devam ediyor yoluna geliyor. Nereye? Mısır seferi işte tamam mı? Bu Suriye geldiğiniz zaman orada Sina çölü bile bir çöl başlar. Tarihte o çölü nasıl sardım mı hikayeler? Hoşunuza gitti mi? Daha durum daha devam da tamam. Ve tarihte o çölü orduyla geçen devlet yok. Büyük İskender geçemedi. Tamam mı? Cengiz geçemedi. Timur geçemedi. Moğollar geçemedi. Tamam mı? İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler de geçemedi. Bir tek kişi geçti. Kim? Yavuz Sultan Selim. O da dalga geçer gibi yürüyerek geçti. Koca çölü. Lan nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Ordu geldi tamam mı? Sina çölüne geldiğinde Yavuz ho çüş dediği anda Osmanlı ordusu durdu. Yavuz atı aşkardan inince otomatikman bütün ordu da attan indi. Tamam. Yavuz atının eğerini tuttu. Çöle sayayla selamun aleyküm dediği anda şimşekler çaktı ve yağmur yağmaya başladı. Önde Yavuz, arkada atı, arkada 100 bin kişilik Osmanlı ordusu çölde başladı bir yürüyüş. Bir de ne yağıyor? Yağmur yağıyor. Bunu National Coğrafya e falan da çıktı bu. Tamam. Ee, işte Sina Çölü'ne yağmur bir kere yağıyor. O da işte bizim Yavuz Mısır'a sefere giderken yağıyor. Başka da yok. Tamam. Ve önde Yavuz arkada ordu ilerliyor. Ama abim 100 bin kişilik ordu. Ordunun başı Isparta'da sonu Burdur'da. Tamam mı? Ön sıralar böyle rap 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 gidiyor. Arka taraflar ee. Lan oğlum söyle şurada binsin atına. Ve Yavuz binin atına falan diyorlar. Bu böyle öne 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 ses düşe düşe ne oluyor? Geliyor tamam mı? En önde de kim var? Hasan Paşa ile Sinan Paşa var tamam mı? Arkadan düz dolaşsan başlasan anam ne var lan deyince tamam mı? Söyle şuna da atına binsin ya. Yorulduk vallahi bile. Allah'tan yağmur yağıyor da oğlum bu çöl yürür biter mi lan? Diyor söyle şuna atına binsin diyor tamam mı? Sinan diyor şey Hasan Paşa diyor ki Sinan hadi abim diyor. Abim ben rüyayı gördüm. Hadi abim. Hadi abim diyor tamam. Bunun üzerine şey de Sinan Paşa da tamam mı? Orduya dönüyor. El sallıyor. Arkadan yaklaşıyor Yavuz'a. <laughs> Yaptığı anda Yavuz'un atın sol kulak dikiliyor. Tamam. Yavuz şöyle bir geliyor. Sinan arkadan yaklaşıyor. Hünkârım atınıza binseniz de askeriniz de atına binse. Hünkârım askeriniz yoruldu. Askerinizin savaşçılık özelliğine memlük topraklarında ihtiyacınız olacak. Allah'tan yağmur yağıyor ama hünkârım ordumuz yorgun diyor. Bak. Bunun üzerine Yavuz hay deyip devam ediyor. Birkaç adım daha attıktan sonra ho çüş dediği anda bütün ordu duruyor. Yavuz atının eğerini bırakıyor. Ulan tam film artisti olacak adammışım ben kurban oldum. Değil mi lan Bayram? Vallahi billahi. Bir oğlum bir beni keşfedemedi ben şu dizi film fırıldak artistleri valla. Oğlum senaryoda ihtiyaç yok lan ben kendim yazar oynarım bak. Dur bozma ambiyansı dur bozma. Yavuz geliyor. Ho çüş dediği anda ordu stop durdu. Yavuz atın eğerini bırakıyor ve geriye dönüyor. Ordusuna diyor ki Fahri Kainat Çıplak ayaklarıyla önümde yürür de ben onun ardı sıra nasıl ata binerim deyince bütün ordu küt gidiyor. Fahri kainat peygamberimiz Resulullah efendisi. Değil mi? Yağmur'un niye yağdığını anladın mı? Peygamberimizin peygamberlik alameti. Ya ve Osmanlı denen o çölü 3 üç gündem günde üç gündemine yürüyerek geçiyor. Bak bunlar hep yanlışla alakalı. Şimdi sana şunu soruyorum. Yavuz bunları 8 yılda yaptı. Bak 8 yılda yaptı. 8 yıl değil 46 yıl başta galaydı Yavuz. Uranüs, Neptün, Plüton bize bağlı uç beylik olur muydu? Güneş vergi verir miydi? Verirdi. Soru Selim, Yavuz Sultan Selim. Ha bir de Yavuz Sultan Selim deyince. Yavuz Sultan Selim kaçıncı Selim? Birinci Selim. Kanuni Sultan Süleyman? Birinci Süleyman. Fatih? O ikinci Mehmet. Anlaştık onu da öylece bilin. Bak Yavuz bir 8 yıl değil 40 yıl başta kalaydı. Kadro diye bir sıkıntın yoktu. Çünkü her yer bizdeydi. Tamam mı? Ne var? Uranüs'te. Tamam mı? Gelir uzman yardımcısı lazım. Git. Hadi. Plüton'a tarih öğretmen lazım. Hadi. Yallah. Tamam. Aa, Satürn'de ne lazım bu? İşte şeyin halkası. Neydi o halkalı gezgen vardı ya. Satürn müydü? Jüpiter'in Satürn müydü? O, ona bir tane halka lazım. Al, atandın hadi git. Bitti gitti. Yani hani kurban oldum ya. Vallahi yaşadım hayatı. Lan bir odanın ben olaydım. Ah Allah. Vallahi. Vallahi. Uş. Yavuz'un vezirlerinden, vezir olmazdan öldürdü beni kesin o. Vallahi yok sıkıntı. Tamam. Ve Yavuz devam etti. Nereye? Memlükluların üzerine geldi. Mercidabık ve Ridaniye ile iki ayrı savaşla. Tamam. Mercidabık'la Suriye, Filistin tarafları alındı. Mercidabık'la Suriye, Filistin. Ridaniye ile de nereyi aldı? Mısır'ı, Hicaz'ı aldı ve sana baya 40 dakika falan geçti Allah 50 dakika. Bir saat oldu mu lan? Hiç vallahi 5 dakika gibi geldi bana yani hani. Tamam. Bir de bu anlatmayayım, uzundur o hikaye. Ödev veriyorum. Ödev. Sin Şın'a girince Mim ortaya çıkar. Sin, Şın, Mim üçlüsünün sırrı nedir? Sizin taptıklarınız benim ayağımın altındadır. Nedir? Size ödev verdim. Aşağıya yaz. Ben bilmem. Ödevini yap. Yapmayanın gece rüyasına girerin. Kakolakak sefere gidiyoruz diye. Ha tamam. Bil. Tamam. Sinçına girince Mim ortaya çıkar. Neymiş? sinçin Mim kasit neymiş? Sizin taptıklarınız benim ayağımın altındadır kim demiş? Bir bakın sonra ne olmuş? O külliyede şu an ne varmış? hepsi size ödevdir. Bilin tamam Merci Suriye Filistin aldı. Ridaniye ile de Mısır ve Hicaz'ı aldı. Hicaz neresi? Mekke Medine. Haç yapılan yeri aldı. Anladın mı? Memlüktüler çok fazla dayanamadılar. Bunlara Venedikliler eski topları kakaklamış. Tamam mı? Şimdi yeni düzenle ne? Şahi, yemez, Darbzen, hareketli, oynar başlıklı. Bunların toplar nasıl? Yere gömmeli. Tamam mı? Osmanlı ordusu burada ya. Bunlar topları böyle yere gömmüşler. Tamam mı? Bakıyor ki Yavuz böyle ordu karşıda ya, orduyu buraya alıvermiş, bunları toplar, yere gömük. Buraya bakıyor. Osman bunların içinden geçiyor. Bak teknolojiye ayak uydurmak lazım. Tamam, Hicaz nereye aldı? Kabe'yi, Mekke, Medine'yi aldı. Yavuz atını atladığıyla atını sürdü Kabe'ye. Tamam, Kabe'ye girdi ama kimse onun, kimse onun Yavuz olduğunu bilemez. Niye? Normal bir askerden zerre kadar neyi yok? Farkı yok zerre farkı yok. Normal askerden hiç farkı yok. Yani çünkü şey sade bir adam. Tamam ama oğlu Kanuni iş. Kanuni bir gün bir süslenmiş gelmiş. Bizim Yavuz diyor ki la oğlum diyor nettin bu kadar diyor. Anana işte e, takacak bir şey bırakmamışsın diyor. Ama Yavuz öyle değil. Normal tımarlı sıpay gibi giyinmiş. Tamam atından aşağı indiğinde o Kabe'nin emiri elinde Kabe'nin anahtarı kutsal anahtarı falan tamam mı? Hakimül Haremeyn deyip Yavuz'a uzatıyor. Hakimül Harameyn. Harameyn Mekke Medine'nin hakimi sensin diyor. Bu nerede hakimül diyor. Bizden olsa olsa hadimül harameyn deyip anahtarı alıyor. Hadim hizmet kökünden gelir. Hizmetli. Benden oraya hükümdar hakim olmaz. Benden ancak oraya hizmetkar hizmetli olur diyor. Bak gurur nefis yok bu adamda. Acayip bir adam. Bak babanın hayır dualarının hepsi tuttu. Anladın? Sonra orada bir bakıyor ki kulağında küpe takanlar var. Pişt, Sinan, Hasan gelin lan diyor. Kim lan bunlar? Ne bunlar? Yumuşak olmuş. Ne bunlar? Nemiş lan bunlar? Küpeli müpeli falan deyince hünkârım onlar köledir diyor. Köle oldukları belli olsun diye de ne takılmıştır? Küpe takılmıştır diyor. O zaman diyor ki Yavuz gelin lan, diyor. Verin lan bana oradan bir tane küpe. İçine kendi lafsıyla Allah yazıyor. O da kulağına takıyor. O zaman ben de Allah'ın kölesiyim diyor. Tamam. E, küpeyi çıkarıyor. Yavuz'un küpe meselesi budur. Tamam mı? Yani şimdi bazı böyle hocam Yavuz Kipa Lan! Yavuz karıştırma. Kendindeki bana yakıştığından takıyorum de. İstediğimden takıyorum de. Yavuz karıştırma. O ayrı adam. Tamam. Bilin. Şey de mesela. sin şuna girince mim ortaya çıkar. Ödevdir verdik peki. Sonuçlar. Merzabık Ridaniye ile Osmanlı ilk kez Kuzey Afrika'ya geçti mi? Heh Asya'dan geldik. Avrupa'yı öttürdük. Sırada neresi kaldı? This time for Afrika. Haydi yavrum. Rana. Vaka vaka. Ya bu Sultan Selim Hana. Diye al. Osmanlı nereye geçti? Kuzey Afrika'ya geçti. Tamam. ilk kez. Peki burayı ÖSYM şöyle sordu. TYT sınavında sordu. Dedi ki ya bu Sultan Selim böyle böyle anlattı hikayeyi. Tamam mı? Buna göre de hangisine ulaşılamaz? Dedi. Tamam mı? İslamiyet yayılmış olabilir mi? Olamaz. Niye? Bak düşersiniz işte. Düşme. Lan İslamiyet yayılmış olamaz. Niye? Lan o coğrafya zaten de bin yıl öncesinden, da dokuz yıl öncesinden. Tamam Hazreti Ömer devrinden beri oralar ne? Zaten Müslüman. Anladın abim? Zaten Müslüman. Yani Isparta Burdur'u aldığında, Ankara, Kırıkkale'yi aldığında tamam mı? Şey olur mu? Ee, İslamiyet geniş alana yayılır mı? E, yayılmaz. Anladın mı? Niye zaten Müslüman orlar? Bilin beraberinde halifelik Osmanlı'ya geçti. Hadi hayırlı uğurlu olsun. İlk Osmanlı, bunu mürekkep bitti var. İlk Osmanlı halifesi de kim oldu? Yavuz Sultan Selim Han oldu. Üç kıtada hüküm süren ilk padişah kim? Yavuz Sultan Selim'dir. Üç kıtada hüküm süren son padişah kim? Son padişah 5. Mehmet Reşat'tır. Onun zamanında Trabluskarp'ı kaybedeceğiz. Kuzey Afrika maceramız bitecek. Tamam. Halifelik Osmanlı'ya geçti. Kutsal emanetler Osmanlı'ya geçti. Peygamber Efendimizin kurban olduğumun mübarek ayak izi, mübarek sakalı şerifi, mübarek hırkayı şerifi. Allah bunlar hep nerede? Topkapı Enderun Hırkayı Saadet Dairesi'nde. Aldı geldi, bize geldi. Halifelik geldi. Hadimül Harameyn. Mekke meleğinin hizmetkarıyım ben, hakimi değilim, hizmetkarıyım diyor ve teokrasi güçlendi. Nasıl? 10 numara. Artık padişah, hem padişah hem de ne? Hem padişah, nereye yazacağım ulan? Yazacak yerde bulamadım. Yavuz hem padişah hem de ne? Hem de halife. Al sana 10 numara ne? Al sana 10 numara, sal Al sana on numara teokrasi. Beraberinde Osmanlı gelirleri de arttı. E artar tabii toprak aldım Ama şimdi burayı da sordu ÖSYM tamam mı? Öşür gelirleri arttı. Niye? Çünkü o coğrafya ne? Müslüman. Müslüman toprağını aldığında öşür gelir artar. Gayrimüslim toprağını aldığında haraç cize gelir artar. Bak kuru bilmeni istemiyor. O bilgiyi kullanmanı istiyor. Ve bir diğeri en önemlilerinden birisi. Baharat yolunun kontrolü kime geçti? Osmanlı'ya geçti bak Fatih İpek Yavuz baharat aynen böyle yaz Fatih İpek Yavuz baharat diye tamam baharat yolunun kontrolü de Osmanlı'ya geçti İyi, nereye aldık mısırı aldık İpek yolu bizde tamam Karadeniz Türk Gölü tamam E Doğu komple almışsın baharat yolu bize geçti Osmanlı burada tekel konumuna ulaştı mı? Ulaştı. E şimdi buradan sonrasında neler de başlayacak? Coğrafi keşifler de başlayacak. Bak Fatih görmeyecek. Sonraki süreçte gerçekleşecek. Anlaştık? Baharat yolu Mısır bize geçti ve hazine doldu, taştı. Öyle böyle değil. Hazineye 3 tane daha bina yapılmış. Yapılmış 3 binaya beşer ek bina yapılmış. Birer ikişer kat çıkılmış tamam mı? Hazine kapısını dekmeleyerek kapatıyorlar. Lan bir tane daha altın atan desen atmaya yer yok. Dolmuş taşmış. Bunun üstüne Yavuz Sultan Selim bir ferman yaptırıyor. Diyor ki her kim ki bu hazineyi bu kağı doldura kapıdan benim mührü kaldıra kendi mührünü koydura diyor. Peki soru, hazineyi doldurup kendi mührüyle mühürleyen padişah kimdir, kimmiş? Yavuz Sultan Selim'miş, soruldu. Anlaştık, bilin ve peki soru, o hazine bir daha o kadar dolacak mı? Aa, Yavuz'un doldurduğu hazineyi kim boşaltacak? Yavuz'un doldurduğu hazineyi oğlan Kanuni boşaltacak. Şimdi biraz sonra da Kanuni'yi halledeceğiz, tamam. Bu dönem birkaç fazladan bilgi daha, İdrisi Bitlisi adında bir tarihçi var. Tamam Doğu Anadolu'da bu da hizmet yapmış. Şah İsmail'in yanında da şey yapmış. Akkoyunluğu mesela sağ, tam ortadan kaldıran Şah İsmail'dir. Yani aynı coğrafyada Akkoyunluğu gidiyor, Şah İsmail çıkıyor. O gidiyor, bu gidiyor. Yani böyleyiz abim. birbirimizi neyi gibiyiz? Devamı gibiyiz. Tamam ve gidilisi bitlisi. Heşti Beşti diye bir eseri vardır. Tarihçiler bilin. Tavrı Öğretmenliği Alansılam Sorusu. İkinci Beyazıt alıyor. Tamam. Ee, denetik Resmi Tarihçisi yapıyor. Yavuzların da burların alınmasında önemli rol sahibi bir adam Piri Reis. Mesela Piri Reis haritasını Yavuz'a sunuyor. Sonra Kanuni devrinde. Şey olacak çünkü Yavuz hemen vefat edecek. Ve babanın dualarının tamamı ama tamamı tuttu. En sona ne kaldı? Beddua kısmı kaldı. Ömrün gıt olsun dedi. İşte Yavuz devrinde Osmanlı sınırları iki buçuk kat arttı. Doğu fobisi kırıldı. Tamam. Zengin Mısır hazineleri kutsal emanetler, halifelik, İslam dini, öşür, para, vergi, nam, şan, şöhret, toprak, coğraf hepsini aldı. Haram yemeyen bir ordusu kılıcı da keskin idi ama ömrü kıt oldu. <laughs> Mısır'da Yavuz'un iki kürek kemiğinin arasında bir çıban çıktı. O çıbanın adı Şirpençe. Tamam Yavuz bunu Rahatsız edince demiş ki sıkın lan. şunu demiş tamam mı? Tabipler de bakmışlar demişler ki lan hünkârım demişler bu demişler biraz sıkıntılı bunu demişler ellemeyelim İstanbul'a döndüğümüzde tamam mı? İşte gideriz bizim orada hastanede tamam mı? Cerrahpaşa'da şey halleder Mucize doktor Ali o bunu halleder falan demiş tamam mı? Sıkın lan demiş siz ben demiş şeyimi sandım saray sandım? Sıkın lan. şunu diyor tamam mı? Ya bu sıktırıyor tamam O sıkılan şey ilin cerahatli yer açık yaraya Dönüşüyor ve Yavuz'un CRP'si yükseliyor. Sağlıkçı kardeşlerim beni anlıyor. Yani beyaz küresi yükseliyor. Bak sağlık desem o da var. Tamam. Aha Yavuz'un kanındaki enfeksiyon oranı artıyor. Yara o kadar açılmış ki tamam mı ciğerlerinin gözüktüğü söylenir. Geriye dönerken de yolda vefat ediyor. Allah gani gani rahmet eylesin. Aha Yavuz 8 yıla 80 yıllık işi sığdırdı. Amma da çok hikaye anlattık. He mi? Ha. ÖSYM'nin 2021 sorusu. ÖSYM'nin 2021 sorusu. İsmail arıyordu. Meşgul yaptık. Az önce de Aker aradı. Kurban olduklarım. Ben siz duramıyorlar da. Tamam. Hani nasıl Yavuz'un caileleri varsa benim de bunlar bunlar. vallahi var ya. İki sene akşam yemek ısmar da bir görsünler. Tamam. Aha. Ee, unuttum lan İsmail Aker. Ulan vallaha bak. Ne diyecektim lan ben bayram? Ha 2021, 2020 KPSS lisans sorusu. Tamam mı? Aynen şöyle geldi. Dedi ki e, Mısır seferi yapılmıştır. Tamam mı? İşte Kuzey Afrika alınmıştır. Halifelik kutsal emanetler Osmanlı'ya geçmiş. Hazine dolmuş. Baharat yolunun kontrolü Osmanlı'ya geçmiştir. Dedi. İşte Doğu Anadolu işte şey sağlanmıştır. Anadolu Türk Siyasi Birliği sağlanmıştır. İşte Saberlerle mücadele edilmiştir. Özelliği verilen padişah kim diye soruyor. Zaten bütün maddelerini net verdi. La bir tanesini bilsen yetiyor. Halifelik. Yani. Anladın ya bu Sultan Selim diyor ki bizim öğrencilerden de bizi seven izleyen şey yapanlar hemen şak yapıştırdılar. YSS diye yani hani doğru yap da nasıl yaparsan yap. Yavuz Sultan Selim Hazretleri el muzaffer daima. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada Osmanlı'nın on numarası. Osmanlı'nın forveti. Gol yolların en etkin silahı. The Magnificent Solomon. Grand Turco. Kanuni Sultan Süleyman Han el Muzaffer daima. Sonraki ders Kanuni ile görüşmek üzere. Haydi Allah'a emanetsin.